Çağ Medya olarak Kanal 38 ve TV38 haber merkezimiz tarafından hazırlanmış olan ana haber bülteni başlıyor. Ben Serap Mucuk, sizlere günün öne çıkan haber gelişmelerini paylaşacağım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Sarımsaklı Barajı Mesire alanında geçmişten günümüze teşkilat buluşması programına katılarak AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Ak Sevdamızla AK Partimizin 21. kuruluş yıl dönümü bir kez daha kutlu olsun dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun da katıldığı AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen geçmişten günümüze teşkilat buluşması programında AK Parti'nin tüm teşkilat üyeleri ve vatandaşlar yer aldı. Etkinlikte katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin 21. yaş gününü kutladıklarını belirterek, AK Parti demek bir sevda demek, hizmet demek, AK Parti demek gönül adamlığı demek, herkesi kucaklamak demek, AK Parti demek kimseyi ötekileştirmemek demek. Bugüne kadar hep bunları gördük, bunları duyduk, bunları yaşadık ve uygulamaya çalıştık diye konuştu. Elbette AK Parti demek bir sevda demek, hizmet demek. AK Parti demek gönül adamlığı demek, AK Parti demek herkesi kucaklamak demek, AK Parti demek kimseyi ötekileştirmemek demek. Bugüne kadar hep bunları gördük, bunları duyduk, bunları yaşadık, bunları uygulamaya çalıştık. Büyükkılıç organizasyondan dolayı AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'na teşekkür ederek şunları söyledi. Böyle güzel bir organizasyonu yaptıkları için değerli İl teşkilatımıza teşekkür ediyor. Programda AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise konuşmasında AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok başarılar elde ettiğini dile getirerek şunları kaydetti. Biliyorsunuz 14 Ağustos 2001 yılında partimizin kurulduğu gün bizim için miladi bir gün. 21 yıl olmuş. O gün doğan çocuklar bugün 21 yaşında, artık genç birer delikanlı. Tabii Cenab-ı Allah öyle büyük başarılar nasip etmiş ki partimize, liderimiz öncülüğünde. Kurulduğundan bir yıl geçer geçmez iktidar olmuş. Elhamdülillah ki o günden bugüne tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkabilmiş. Tabii önemli olan burada liderimizin bu süreçte verdiği katkılar, gayretler olduğu gibi bir de teşkilatlarımızda doğru yönlendirme yapılmış olması. AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programda konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve AK Parti teşkilat üyeleri pasta kesti. Öte yandan Büyükkılıç tüm AK kadro ile birlikte voleybol ve jenga oyunları başta olmak üzere tüm etkinliklere katıldı. İlk sayı geldi. Topsuz da. Arkadaşlar tezgahını buyurun. Affetmez. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hacı Bektaşi Veli Vakfı ve Derneği tarafından Hacı Bektaşi Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa katıldı. Hacı Bektaşi Veli Cemevi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Hacı Bektaşi Veli Vakfı ve Dernek Başkanı Abbas Tan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aşure ikramı vesilesiyle birlikte olmaktan onur duyduğunu belirterek, tabii ki Hacı Bektaşi Veli hünkârımızı da rahmetle anarak sizlerle birlikte olmaktan hep birlikte bir olalım, iri olalım, diri olalım mantığı içerisinde bir araya gelmekten keyif duyduğumu paylaşmak istiyorum dedi. Aşure ikramı
vesilesiyle ve tabii ki Hacı Bektaşi Veli hünkârımızı da rahmetle anarak sizlerle birlikte olmaktan onur duyduğumu, gerçekten böyle güzel bir eserin bahçesinde hep birlikte bir olalım, iri olalım, diri olalım, her birimiz birer can olalım mantığı içerisinde bir araya gelmekten keyif duyduğumuzu buradan ben paylaşmak istiyorum. Elbette bu güzel topluluk her türlü çalışmayı yapar. Ama biz diyoruz ki bunda bizim de tuzumuz olsun, bunda bizim de katkımız olsun. Çünkü biz halkın temsilcileriyiz. Ben 1,5 milyon Kayseri'de yaşayan canların başkanıyım. Ben diyorum ki ey Abbas Can, bizim de katkımız mutlaka olsun. Biz de burada yer alalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım diyorum. 1,5 milyon Kayseri'de yaşayan canların başkanı olduğunu vurgulayan Büyük Kılıç, elbette bu güzel topluluk her türlü çalışmayı yapar ama biz diyoruz ki bunda bizim de katkımız olsun. Çünkü biz halkın temsilcileriyiz şeklinde konuştu. Başkan Büyük Kılıç yaşanan acılara rağmen millet olarak birliği, beraberliği koruma yolunda herkesin gayret gösterdiğinin altına da çizdi. Elbette ki hamdolsun yaşadığımız acılara rağmen millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi koruma yolunda herkes gayret gösteriyor. Kimileri baltalamak isteyebilir, kimileri parçalamak isteyebilir. Ama biz üzerimize oynanan oyunlara her zaman sağduyuyla bugüne kadar dur dedik, bundan sonra da dur demesini bileceğiz. Vefatının 750. yıl dönümü vesilesiyle 2021'in UNESCO Hacı Bektaş yılı olarak değerlendirildiğini hatırlatan Büyük Kılıç şunları söyledi. Milletimiz en sıkıntılı dönemleri dahi her bir kapının imanla, tövbeyle, tevazuyla, edeple başlayan makamlarını hayatlarında yaşatarak aşmayı başarmış, maddi manevi kurtuluşa ermiştir. Vefatının 751. yıl dönümü vesilesiyle UNESCO 2021'i sizlerin de hatırlayacağı üzere Hacı Bektaşi Veli yılı olarak değerlendirdik. Hazreti Hünkar'ın gelin canlar bir olalım çağrısını dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle hep beraber paylaştık. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, müşterekliğimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve bizi parçalamak isteyen oyunlara hep beraber dur diyeceğiz. Vali Gökmen Çiçek ise Kamil insanların meclisinde, irfan meclisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve muhteşem bir atmosferle karşılaştıklarını dile getirdi. Kamil insanların meclisinde burada olmaktan dolayı, gerçekten bu ilim irfan meclisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Muhteşem bir atmosferle karşılaştım geldiğim andan itibaren. Yılda bir defa aşure dağıtımı, lokma dağıtımı vesilesiyle bir araya geldiklerini söyleyen Kayseri Hacı Bektaşi Veli Vakfı ve Dernek Başkanı Abbas'tan da bugün yine bu vesileyle bir aradayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, aşkla geldiniz, sevgiyle geldiniz dedi. Yılda bir defa aşure dağıtımı, lokma dağıtımı vesilesiyle bir araya geliyoruz. Bugün yine bu vesileyle bir aradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, aşk ile geldiniz, sevgiyle geldiniz efendim. Türküler ve gösterilerle devam eden programda Kayseri Hacı Bektaşi Veli Vakfı ve Derneği tarafından katılımcılara aşure ikramında bulunuldu. Var, gece gündüz sohbetim var, yağmum var. Birlikgazi Belediyesi her gün başka bir mahallede yaptı. Toplu temizlik çalışmalarına Erenköy Mahallesi'nde devam ediyor. Çevre kirliliğini önlemek adına düzenlenen temizlik çalışmalarına çok önem verildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, mahallelerimizin her birinde ayrı ayrı toplu temizlik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Melikgazi'mizin her köşesinde durmaksızın çalışan kocaman bir ekip var. Temizlik çalışmalarını hız vererek mahalle sakinlerine temiz yaşam alanları sunuyoruz. Mahallelerde gerçekleştirdiğimiz genel temizlik çalışmalarında yollar yıkanıyor, su kanalları temizleniyor, kaldırım ve yol kenarları süpürülüyor. Yine tam kadro büyük bir ekiple Erenköy mahallemizde toplu temizlik çalışması yaparak mahallemizi pırıl pırıl hale getirdik. Vatandaşlarımızın en temiz ortamlarda nefes almalarını istiyoruz. Çevre kirliliğini önlemek ve temiz bir ortamda nefes alabilmek
yapabilmek adına bizler elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Daha temiz, hijyenik ve sağlıklı bir Melikgazi için hep birlikte önlemler almalıyız. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar diliyorum dedi. Kocaistan Belediyesi hafta sonu Kuşçu Marina'da düzenlediği olta balıkçılığı günleri etkinliği tam not aldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar Kayseri'nin sosyal hayatına katkı sağladığından dolayı teşekkür etti. Başkan Çolak Bayraktar ise Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek, zenginleştirmek ve alternatifleri artırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Kocaistan Belediyesi'nin hafta sonunda gerçekleştirdiği olta balıkçılığı günleri etkinliğinin yankısı sürüyor. Kayseri'nin sosyal hayatına renk katan etkinlikte gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hafta sonu Kuşçu Marina'da doyasıya eğlendi. Kültürden sanata, spordan eğitim faaliyetlerine kadar birçok dalda renkli görüntülere sahne olan etkinlik göz doldurdu. Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek, zenginleştirmek ve alternatifleri artırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, "İstiyoruz ki çocuklarımız çok daha güzel bir Kocaistan'da büyüsün. Gençlerimiz sosyal yönden onları mutlu edecek bir Kocaistan'da yetişsin. Yaşlılarımız huzur içerisinde hayatlarını yaşasın. Bunun için yollar yapıyoruz. Biliyorsunuz ki medeniyet yol demek. Çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Huzur içerisinde vakit geçirebileceğiniz parklar, çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarında eğlenebilecekleri oyun alanları yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. Evet, baraj Kocaistan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocaistan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi. Bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var. Hafta sonunu Kuşçu Marina'da geçiren vatandaşlarsa Yamula Barajı'nın sunduğu doğal güzellikler ve yapılan yatırımlar Kayseri'nin sosyal hayatına renk katıyor. Muhteşem bir organizasyon olmuş. Bundan dolayı elimize farklı ve proje yatırımlarla destek veren Kocaistan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar'a teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu. Çok güzel, mükemmel. Ona çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmetinden dolayı sürekli devamlılığını bekliyoruz. Vallahi böyle etkinliği düzenleyenlerden Allah razı olsun, iyi oluyor. Yani ne diyeyim, olta balıkçılığını yürütüyorlar. Çok güzel vakit geçiyor. Allah razı olsun başkanımızdan. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz böyle bir etkinlik yaptığı için. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Zaten bugün geldik, çadırımızı kurduk. Güzel vakit geçiriyoruz yani. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Yani bu şeyi bize sunduğu için çok mutluyuz, çok sevindim. Sevindim yani Kuşçu'da böyle bir şey olması. Çok iyi bir şey. Güzel, çok eğlenceli. Teşekkür ediyoruz yani. Çok iyiyiz. Vallahi etkinlik çok güzel. Ben ilk defa geldim ama güzel bence. Teşekkür ediyoruz bu etkinlik için. Böyle etkinliklerin devamını diliyoruz yani. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle ilçede devam eden proje ve yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Başkanlık Briefing Salonu'nda gerçekleşen toplantıda devam eden yatırımların yanı sıra hayata geçirilecek yeni projeler ele alındı.
Geride kalan 3,5 yılda çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bunda çalışanların emeğinin büyük olduğuna işaret ederek tüm başkan yardımcılarımıza, müdür arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkes canla başla gayret ediyor, ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı aşk ve azimle iş yapmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz dedi. Toplantıda söz alan belediye yöneticileri de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler sundu. Ayrıca çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini aktardı. Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı İlçe Müftülüğü tarafından "Haydi arkadaşlar, yarışıyoruz, kazanıyoruz" adlı bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödülleri törenle verildi. Yahyalı Belediyesi bahçesinde yapılan ödül törenine Yahyalı Kaymakamı Metin Eyüp Koca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokol üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkanı bir ilçenin şehremenidir. Biz ev sahibiyiz. 8 yıldır da ev sahipliğini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ben yarışmada emeği geçen kurumlarımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yahyalı'da kurum arasında güzel bir uyum ve güzel bir iletişim var. Dayanışma olduğu için ilçemizde çok bereketli. Evlatlarımıza sahip çıkalım, onlar bizim geleceğimiz diye konuştu. Hizmetkarı olarak biz ev sahipliğimizi elhamdülillah 8 yıldan beri yapmaya gayret ediyoruz. Bu ilçede elhamdülillah kurumlar arasında bir uyum, kurumlar arası bir hem iletişim var hem de elleşme var. Bereketli elhamdülillah o yüzden geliyor. Burada kurum amirlerimizin hepsi burada. Unuttuğum varsa her birine gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Bu ilçe bereketli. Neden? Dayanıştığınız için bereketliyiz elhamdülillah. Ne olur diyorum, evlatlarımıza sahip çıkalım. Onlar bizim geleceğimiz. İlkokul ve ortaokul kategorilerinde yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere 10 bisiklet, 10 akıllı kol saati, 30 takım forması ve 50 futbol topu hediye edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayıp Talas Bulvarı'nda son bulacak şekilde planlanan anayol projesinde 15 Temmuz Bulvarı'nın Fatih Sultan Bulvarı ile bağlantısını sağlayacak olan kavşakta son aşamaya gelinen çalışmaları inceledi. Kayseri'nin ulaşım altyapısını daha da geliştirmek ve önemli güzergahlar başta olmak üzere şehir genelinde ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmak için yoğun mesai harcayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç devam eden yol yapım çalışmalarını titizlikle takip ediyor. Başkan Büyükkılıç bu kapsamda Endüstri ve Ticaret Merkezi Kayseri'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan organize sanayi bölgesinden başlayarak Talas'a kadar uzanacak ana arter üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yol ve kavşak düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Hummalı şekilde devam eden ve son aşamaya gelinen çalışmalardaki incelemeleri esnasında Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hassal da eşlik etti. Çalışmaları inceleyen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hastal'dan bilgi alan Başkan Büyükkılıç, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da vatandaşların konforunu en üst seviyeye çıkarma gayretlerinin sürdüğünü belirtti. Şehrin ulaşım ağında önemli bir ana arter olacak projeyi en kısa zamanda tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayıp Talas Bulvarı'nda son bulacak şekilde planladığımız proje kapsamında 15 Temmuz Bulvarı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile bağlantısını sağlayacak olan kavşaktaki yapım çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir dedi.
Büyük kılıç kavşak çalışmaları nedeniyle tek şeritten verilen trafik akışının geliş ve gidiş yönlerinde ikişer şerit şeklinde sağlanacağını belirtti. Belsin Anafartalar Mahallesi'nde bir düğünde kavga çıktı. Çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Anafartalar Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerindeki bir düğün salonuna gelen davetliler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri düğün salonu önünde yaşanan arbede sırasında kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. ...2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar YKS sonuçlarını kimlik bilgileriyle ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandığını duyurdu. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada 2022 YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2022 YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebileceklerdir denildi. Bültenimize ekonomi haberleriyle devam edelim. Serbest piyasalarda Cumhuriyet altını 6.760 liradan, çeyrek altın 1.695 liradan alıcı buldu. 1 euro 18,39 liradan, 1 dolar 17,96 liradan günü kapattı. Sırada spor gelişmeleri var. Talas Belediyesi ve Hava Sporları Federasyonu işbirliğiyle bu yıl 13.sü gerçekleşen Alidağ Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Talas Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Küçükoğlu ve Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Yılmaz Şimşek'le sporcular, hakemler ve organizasyonda görev alanların katılımıyla düzenlenen ödül töreni paraşüt iniş alanında yapıldı. Beş gün süren ve yerli yabancı 70 sporcunun katıldığı yarışmada genel klasmanda birinciliği Ferdi Toy alırken kadınlar klasmanında Fateme Efe Kari birinci oldu. Kulüpler klasmanında ise Ankara Yamaç Paraşütçüleri Kulübü birinciliği elde etti. Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren koordinatör Semih Sayır, yarışmaya verdiği katkılardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek güzel bir hafta geride kaldı. Kayseri bu 13. gelişimiz. Bu yarışma Türkiye Ligi'nin bir parçası yarışmaya katkısı geçen herkese, özellikle Başkan Yalçın'a çok teşekkür ederim dedi. Güzel bir hafta geride kaldı. 5 gün uçulması gereken yarışmanın hemen hemen her gününde uçtuk ve her uçuş birbirinden farklıydı.
Kayseri'ye bu 13. gelişimiz. Bu yarışma aynı zamanda Türkiye Ligi'nin bir parçası. Yarışmalara katkısı geçen herkese ve özellikle belediye başkanımıza buradan teşekkür eder ve saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu, 13.sü düzenlenen yarışmanın herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmış olmasının önemine dikkat çekti. 13 yıldır Talas'ımızda çok güzel bir yarışma yapıyoruz. Bu yarışmanın kazasız belasız sonuçlanması da bizi çok ayrıca memnun etti. Talas Belediye Başkanımız adına da tekrardan hürmet ve saygılarımızı bildiriyorum. Bundan sonraki yine yapılacak güzel yarışmalarda beraber birlikte olmak kaydıyla hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Son olarak konuşan ve hafta boyunca süren yarışmaların farklı bir atmosfer oluşturduğunu kaydeden Kaymakam Dönmez'de, yaklaşık bir haftadır gerçekten ilimize, ilçemize, bölgemize güzel hizmetler, güzel günler yaşattınız. Ama bu en güzeli yarışmaların herhangi bir sorun yaşanmadan sağlıkla bitirilmiş olmasıdır ifadelerini kullandı. Yaklaşık bir haftadır gerçekten ilimize, ilçemize, bölgemize güzel günler yaşattınız, güzel yarışmalar yaptınız. Ama en güzeli tabii ki bu yarışmaları herhangi bir sorun yaşanmadan, herhangi bir üzüntü olmadan sağlık içerisinde bitirmiş olması. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu güzellikleri hep beraber bu güzel alanda emeği geçen herkesi kutluyorum. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun katkıları için. Tabii ki siz değerli katılımcılarımıza, yarışmacılarımıza, sporcularımıza teşekkür ederim. Tören sonrası düşüncelerini dile getiren sporcular da güzel bir organizasyonla gerçekleşen yarışma süreci yaşadıklarını ifade ederek Talas Belediyesi'ne sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Kocaman alkışlar. Bültenimize hava durumuyla devam edelim. Meteorolojiden aldığımız hava tahminlerine göre 16 Ağustos Salı en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 34. 17 Ağustos Çarşamba en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 34. 18 Ağustos Perşembe en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 33 derece olarak tahmin ediliyor. Çağ Medya olarak Kanal 38 ve TV 38 haber merkezimiz tarafından hazırlanmış olan ana haberlerin bugünlük de sona gelmiş bulunmaktayız. Yarınsa ana haber bülteni yine aynı saatte günün yeni gelişmeleriyle bu ekranlarda olacak. Bizden ayrılmayın, hoşçakalın.